İş yerlerinde yaşanan belli başlı sorunlar aslında günlük hayatımızın içinde yaşadığımız sorunların benzeridir. Kişilik çünkü iş yerinde değişmiyor. Bir insan sevgi doluysa, sevdiği ve değer verdiği şeyi yüceltiyorsa, ailesinde yok saymadan aman onlar da mutlu olsun, onlar mutlu olmazsa ben çok hani aklım, fikrim, zikrim burada olmaz diyebiliyorsa iş hayatına da bu yansıyor. Bazen kişiler birbirlerini kıskanırlar, birbirlerinin ayağına çembe takarlar. Seni değil yöneticimiz beni daha çok sevsin, ben onun bir numarası olayım diye, ben onun vazgeçilmesi olayım diye. Bazen yöneticiler kendi yoğun çalışma hayatlarından dolayı bunu görmezler. Hani anne ve babanın 3-5 tane çocuğa sahip bir aileyi aslında yönetmeye çalışırken diğerlerine böyle gülümseyerek bakması gibi bir şeydir. Bazen sorumluluğunu yerine getirmeyen insanlar olur. Şöyle düşünün, bir kürek takımı, en başta biri var, arkadaki, onun arkasındaki ve onun arkasındaki zayıf. Yönetmeye çalışan ve yön veren en güçlü. Şimdi zayıf olanlar en öndeki kadar güçlü suyu çekmediği noktada adaletli bir gidiş mi olur? Takım çalışması çok önemli. Takım çalışmasından ziyade takımınızı oluşturan insanlar, sorumluluğunu yerine getiren, iş kimliğini aldığı paranın karşılığında verecek adalete, etiğe sahip kalitede bireylerse zaten herhangi bir problem yaşanmaz. Çünkü der ki insanlar, ya o zaten ne yapacağını bilir. Asistanımız zaten sorumluluğunu bilir. İşte insan kaynakları zaten bunu görür, yok saymaz ve yapar. Kameramanımız zaten yanında destekle gelir, o düşünür. Benim onun yerine düşünmem ve kontrol etmem gerekmez. Atıyorum, işte o garson zaten beni duymuştur, duymama ihtimali yok. Benim o yemeği yağsız isteyeceğimi bilir. Eşittir güven. Yani siz bir ünvana ve bir statüye sahipseniz, o İşin gerekliliğini belirli zaman dilimleri içinde hakkını vererek yapıyorsanız ve bunun karşılığını alıyorsanız sizin iş yerinde herhangi bir problem yaşamanıza imkan yok. Bazen kişiler o kadar zayıf ve sorumluluğunu yerine getirmeyen insanlarla karşılaşır ki der ki ben bireysel yaşamak istiyorum, bireysel çalışmak istiyorum. Benim de yeni yeni fark ettiğim bir şey aslında. Eskiden ben de öyle düşünürdüm bireysel ama değil. Herkesin sorumluluğunu yerine getirdiği bir takımın üyesiyseniz siz sadece kendi işinizi mükemmel bir şekilde yapmaya çalışıyorsunuz ve herkes kendi işini mükemmel yapmaya çalıştığında zaten takım sizi zirveye çıkartıyor. Öncelikli olarak doğru takımda, doğru iş yerinde, doğru insanlarla çalışmak, dolayısıyla doğru seçimi yapmak zannedersem çok kıymetli. O noktada problem yaşama ihtimaliniz yok.